Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sıfatlarla ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış. Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi. Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek. Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken. Bu dizelerle ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım, sıfat tamlaması zarf göreviyle kullanılmıştır. Bakın burada arkadaşlar, gece sözcüğü nedir? İsimdir. Hangi gece? Bu gece. Bu sözcüğü ismi işaret yoluyla belirttiği için burası işaret sıfatıdır. Sıfat artı isim neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. Peki geçen sözcüğü anası mezar dikecekmişten sıfat fiili ki almış, yani fiilimsi. Soruyoruz, ne zaman geçen bu gece? Bakın buradaki bu gece sözcüğü aynı zamanda fiilimsi zaman yönünden belirttiği için nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. A seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. Adlaşmış sıfat örneği vardır. Uzaktan kelimesine bakıyoruz. Aslında burada nedir? Uzak yer anlamındadır. Yer isim, nasıl yer, uzak yer, uzak sözcüğü niteleme sıfatı görevinde. Bakın, nitelik bildiren sözcük ismin yerine, yani yer kelimesinin yerine geçmiş. O yüzden burada ne var? Adlaşmış sıfat var. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hem niteleme hem belirtme sıfatı alan sözcükler vardır. Bakın, haykırış nedir arkadaşlar? İsimdir. Nasıl haykırış? Yaralı haykırış. Niteleme sıfatı, bir sözcüğü de herhangi bir anlamına geldiği için burası nedir? Belgisel sıfattır. Başka nerede var? Yelken sözcüğünde görüyoruz. Yelken isim, nasıl yelken? Beyaz yelken, niteleme sıfatı. Yine bir sözcüğü herhangi bir anlamına geldiği için belgisel sıfattır. Bakın, hem haykırı sözcüğü, hem de yelken sözcüğü, hem niteleme sıfat almış, hem de belgisel sıfat almış. Belgisi sıfat, belirtme sıfatlarının içerisinde yer alır. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Basit yapılı sıfatlar kullanılmıştır diyor. Evet arkadaşlar, basit yapılı sıfatlar nedir? Yapım eki almayan sıfatlardır. Bakın, beyaz kelimesi, bir kelimesi, sonra yine bu kelimesi, değil mi? Bir kelimesi. Bunlar arkadaşlar hep basit yapılı sıfatlardır. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok sayı sıfatı kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar burada sayı sıfatından ziyade oradaki bir sözcükleri nedir? Belgisel sıfattır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim sıfat göreviyle kullanılmıştır? Dünyadan elini eteğini çekmiş olarak yaşıyor. Elini eteğini çekmek deyimdir. Yaşamak fiil, nasıl yaşıyor? Elini eteğini çekmiş olarak fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Bakın burası sıfat değil, durum zarfı görevinde kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bugün polis hiç kimseye göz açtırmıyordu. Göz açtırmamak arkadaşlar nedir? Deyimdir. Göz açtırmak burada fiil olarak kullanılmış. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak kullanılıyor. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Annesinin hastalığını duyunca dünya başına yıkılmıştı. Yine dünya başına yıkılmak deyimdir arkadaşlar. Bu da anlamca kaynaşmış birleşik fiil olarak kullanılmış. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Bu küçük dükkan arı kovanı gibi çalışıyordu. Bakın, arı kovanı gibi çalışmak ifadesi nedir? Yine fiildir arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturuyor. Burada da deyim. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise yükte hafif, pahada ağır eşyalar satılıyor burada cümlesinde. Deyim yükte hafif, pahada ağır ifadesidir. Eşya isim, nasıl eşyalar? Yükte hafif, pahada ağır. İsmi belirtmiş, nasıl sorusuna cevap vermiş. Burada deyim niteleme sıfat olarak kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır.
Üçüncü soru. İyi bir şiirin tarihi gizlidir. Kötü bir şiirin ise gizli hiçbir şey yoktur. Onda her şey açıktır. Bu cümlelerde sıfat görevli kaç sözcük kullanılmıştır? Bakın burada şey sözcüğü belgisiz zamirdir. Zamirler de isim soylu sözcükler olduğu için sıfat alabilir. Hangi şey? Her şey. Her sözcüğü de burada yine zamiri belirtmiş fakat ne olduğu belli olmadığı için belgisiz sıfat durumundadır. Yine şey sözcüğü burada da bakın belgisiz zamir durumunda. Hangi şey? Hiçbir şey. İsmi belirtmiş fakat ne olduğu belli olmadığı için yine belgisiz sıfat durumunda. Nasıl? Hiçbir şey. Gizli hiçbir şey. Gizli sözcüğü de burada isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı görevinde. Şiir isim. Nasıl şiir? Kötü şiir. Niteleme sıfatı. Bir sözcüğü de ismi belirtiyor. Net olarak belli olmadığı için bu da belgesi sıfat durumundadır. Şiir isim, nasıl şiir, iyi şiir, niteleme sıfatı, hangi iyi şiir, bir iyi şiir. İsmi belirtmiş, bir sözcü fakat net olarak belli değil. Burası da nedir? Belgesi sıfat durumundadır. Şimdi sıfatlara bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir de bu da var arkadaşlar 7. Bakın toplam 7 tane sıfat var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcükler tür bakımından özdeştir yani aynıdır diyor. Seher vakti burada kimler ağlarmış? Arkadaşlar ağlamak nedir? Fiildir. Çimenler üstünde gözyaşları var ifadesinde bakın buradaki var sözcüğü mevcut anlamına gelmiş. Gitmek anlamına gelmiyor. O yüzden burası isimdir. Özdeş olanı sormuştu. Bunlar aynı değil. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Bakın arkadaşlar buradaki içine sözcüğü yönelme haleki almış ve isim görevinde kullanılmıştır. Burada da yaşamak fiil, soru belirten sözcük bakın fiili belirtiyor. O yüzden fiili belirttiği için ve soru sorduğu için burası soru zarfıdır arkadaşlar. Burada bir tanesi isim, diğeri zarf görevinde kullanılmış. O yüzden biz B seçeneğinde elemiş oluruz. Altın bilezikler ve o korkulu tel cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Ne tüyü? Kuş tüyü. Kuş burada nedir? İsim görevindedir. Ten isim, nasıl ten? Korkulu ten, korkulu sözcüğü ismi belirtmiş, nasıl sorusuna cevap veriyor, niteleme sıfatıdır. Bakın burada da özdeş olmadığını görüyoruz, bunu da elemiş olduk. Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin, geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Biri kim? Ayşe Fatma Nuriye. Kim olduğu belli olmadığı için ve ismin yerine geçtiği için burası belgisiz zamir görevindedir. Bir bak derken bakmak fiil. Ne kadar baksın? Bir kere baksın. Bir sözcüğü burada miktar olarak fiili belirttiği için biz buna ne diyoruz? Miktar zarfı diyoruz. Burada da farklı görevlerde kullanılmış. O yüzden biz D seçeneğinde elemiş oluruz. Sen kaçan ürkek bir ceylansın dağda. Ben peşine düşmüş bir canavarım. Canavar isim. Nasıl canavar? Peşine düşmüş bir canavar. Burası niteleme sıfatıdır. Yine ürkek bir ceylansın derken ceylan isim. Nasıl ceylan? Ürkek ceylan. Nasıl sorusuna cevap vermiş isme sorduğumuz. Burası da niteleme sıfatıdır. Bize özdeş olanı sormuştu. Ürkek ve düşmüş sözcükleri niteleme sıfatı olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfata yer verilmemiştir? Adlaşmış sıfatlar hatırlarsanız nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçiyordu adlaşmış sıfatlarda. Şurada bakın bir örneğini vermiştik. Uzak yer, uzak sözcüğü gibi. Şimdi örneklerimize bakalım. Ağlayanın malı gülene hayır getirmez. Bakın burada iki tane arkadaşlar. Ağlayan insanın malı gülen insana hayır getirmez. Nitelik bildiren sözcükler, ağlayan ve gülen sözcükleri insan kelimesinin yerine geçtiği için bunlar adlaşmış sıfattır. İki tane var. Bunu elemiş oluruz. Akıllı köprü arayana dek deli suyu geçer. Akıllı insan
Köprü arayana dek deli insan suyu geçer. Yine akıllı ve deli sözcükleri ismin yerine geçmiş. Bu da adlaşmış sıfat. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Bir kötünün 7 mahalleye zararı vardır. Bir kötü insan. Bakın yine adlaşmış sıfat. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez. Cefayı çekmeyen insan sefanın kadrini bilmez desem, çekmeyen sözcüğü de yine burada adlaşmış sıfattır. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. Ağrımayan baş yastık istemez. Bakın burada herhangi bir adlaşmış sıfat yok arkadaşlar. Baş isim, nasıl baş? Ağrımayan baş. Burası niteleme sıfatıdır ve adlaşmış sıfat yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Türkçe sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir derken bakın Türkçe burada isim görevinde kullanılmış. Türkçe kitabını dün okulda kaybetmişti. Ne kitabı? Türkçe kitabı. Belirtisiz isim tamlaması kurmuş. Burada da sözcük isim görevinde. Türkçe dersini çok seviyordu çocuklar. Ders isim, ne dersi? Türkçe dersi. Yine belirtisiz isim tamlaması kurmuş. Türkçe sözcüğü burada da isim görevindedir. D seçeneği dursun. Türkçe sorularını çözerken çok zorlanıyordu. Bakın ne soruları? Türkçe soruları. Türkçe sözcüğü yine belirtisiz isim tamlaması kurmuş ve burada da isim görevinde kullanılmıştır. D seçeneğinde ise Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. Bakın sözcük isim. Hangi sözcüklerde? Türkçe. İsme sorduğumuz hangi sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizelerdeki numaralı sözcüklerden hangisi belirtme sıfatı olarak kullanılmamıştır? Bakalım. Bursa'da eski bir cami avlusu. Cami avlusu birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük ek aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Hangi cami avlusu? Bir cami avlusu. Bir sözcüğü isim tamlamasını belirtmiş ve dikkat edecek olursanız buradaki bir herhangi bir anlamına gelmiş ve bu yüzden de bir sözcüğü burada belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Belgisiz sıfatlar belirtme sıfatının içinde yer alır. O yüzden A seçeneğini elemiş oldu. Yine Orhan zamanından kalma bir duvar. Bakın buradaki bir de herhangi bir duvar anlamına gelir. O yüzden duvar isim, hangi duvar? Bir duvar. Herhangi bir anlamına geldiği için burası belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfatlar belirtme sıfatının içinde yer alır demiştik. 2'yi de elemiş oldu. 3 dursun. Eliyor dört bir yana sakin bir günü ifadesinde herhangi bir yana anlamına gelmiş. Yan isim herhangi bir anlamına geldiği için bir sözcüğü burada da yine belgisiz sıfat olarak kullanılır. O yüzden biz D seçeneğini elemiş oluruz. Bir rüyadan arta kalmanın hüznü herhangi bir rüya anlamına gelir. İsmi belirtir. İsmi belirttiği için ve net olarak belli olmadığı için bu da belgisiz sıfat görevindedir. Belgisiz sıfatlar belirtme sıfatı içinde yer alır demiştik. E seçeneğinde elemiş oldu. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar cümlesinde ise buradaki bir sözcüğü bakın aynı anlamına geliyor. Onunla aynı yaşta ihtiyar çınar. O halde yaş sözcüğü burada isim. Nasıl yaşta? Aynı yaşta. Nasıl sorusuna cevap verir ve burası arkadaşlar niteleme sıfatı olarak kullanılmış olur. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Yani belirtme sıfatı görevinde kullanılmayanı sormuştu. 3 numaralı sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmış. Diğerleri belirtme sıfatı olarak kullanıldığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sözcüğü diğerlerinden farklı bir sıfat olarak kullanılmıştır? Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında cümlesinde bakın sokak ortası belirtisiz isim tamlamasıdır. Hangi sokak ortasında? Bir sokak ortasında. Buradaki bir sözcüğü dikkat edin bir önceki soruda çözmüştük. Herhangi bir anlamına geliyor. Herhangi bir anlamına geldiği için net olarak belli değil. O yüzden burası belgisiz sıfattır. İçimde damla damla bir korku birikiyor.
korku isim. Hangi korku? Bir korku. Bakın buradaki bir sözcüğü de yine herhangi bir anlamına gelmiş. O yüzden burası da yine nedir? Belgesel sıfattır. Bir kuş sesi geliyor dudaklarından. Yine kuş sesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Hangi kuş sesi? Bir kuş sesi. Buradaki bir sözcüğü de herhangi bir kuş anlamına gelmiş. Yani herhangi bir anlamına gelmiş. O yüzden burası da nedir? Belgesel sıfattır. D seçeneği dursun. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Akşamüstü isim. Hangi akşamüstü? Bir akşamüstü. Bakın bu da herhangi bir anlamına geldiği için burası da nedir? Belgesi sıfattır. Fakat baba katiliyle baban bir safta cümlesinde bir sözcüğü bakın yine aynı anlamına geliyor. Saf isim. Hangisi nasıl safta? Aynı safta. Buradaki bir sözcüğü nasıl sorusuna cevap verdiği için nedir? Niteleme sıfatıdır. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Kimi niteleme sıfatlarının ilk ünlüsüne kadar olan bölümü MPRS ünsüzlerinden yakışanı ile bir örnek haline getirilir ve niteleme sıfatına eklenerek sıfat pekiştirilir demiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme sıfatı vardır? Arkadaşlar burada bahsedilen pekiştirme nedir? Kurallı pekiştirmedir. Bir de bunun kuralsızı vardı hatırlarsanız. O nasıl oluşuyordu? O da şurada belirtilen MPRS ünsüzlerinden farklı olarak araya başka sesler giriyordu. Buna da kuralsız pekiştirme deniyor ki bize de onun bulunmasını istiyor. Seçeneklere baktığımızda şehrin etrafında yemyeşil ağaçlar vardı. Ağaçlar isim. Nasıl ağaçlar? Yemyeşil ağaçlar. Yemyeşil sözcüğü burada bakın niteleme sıfatı görevindedir. Ve yukarıdaki açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Koskoca şehirde yapayalnız kalmıştı yaşlı adam. Bakın şehir isim. Nasıl şehir? Koskoca şehir. Burası da niteleme sıfatı ve burada yukarıdaki açıklamaya uygun. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şimdi bazı arkadaşlar buradaki yapayalnız sözcüğünü almış olabilir. Fakat buradaki yapayalnız sözcüğü sıfat değil arkadaşlar. Kalmıştı fiil, nasıl kalmıştı yapayalnız. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. O yüzden bunu alamayız. Dağın tam üstünde kapkara bir bulut durmuştu. Bulut isim, nasıl bulut? Kapkara bulut niteleme sıfatı. Bakın bu da yukarıdaki açıklamaya uygun. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Gökyüzünü çepeçevre saran bembeyaz bulutlar dikkat çekicidir cümlesinde. Bulut isim, nasıl bulutlar? Bembeyaz bulutlar. Burası da niteleme sıfatı. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygun. Bunu da elemiş oluruz. Fakat D seçeneğinde dedesi yaşına rağmen sapasağlam, sağlıklı bir adamdı cümlesinde. Bakın adam isim, nasıl adam? Sapasağlam adam. Niteleme sıfatı. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat burada pekiştirmede sıkıntı var. Nasıl? Sağlam kelimesinin ilk ünlüsüne kadar olan kısım alınıp başa yazılmış. MPRS ünsüzlerinden bir tanesi getirilmiş. Fakat araya farklı bir ses girmiş. Bakın ünlü türemesi olmuş. Buradaki A'dan dolayı biz bu pekiştirmeye ne diyoruz? Kuralsız pekiştirme diyoruz. Diğer seçeneklerdeki pekiştirmelere bakarsanız bu şekilde oluşmadığını, yukarıdaki açıklamaya uygun olarak kurallı bir pekiştirme oluşturduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar kurala uymayan, kuralsız bir pekiştirme. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. At soyundan gelen sözcüklerin önemli bir kısmını da sıfatlar oluşturur. Söz diziminde cümlenin herhangi bir ögesi olmayan sıfatlar daima adın önüne gelen ve çekim eki almayan sözcük türüdür demiş. Bakın altı çizili sözcük ifadesine dikkat edelim. Adın önüne gelen ve çekim eki almayan sözcük türüdür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçadaki altı çizili sözlerde belirtilen duruma aykırı olan bir sıfat kullanılmıştır? Bakalım. Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliği halkının eğitim seviyesinin yüksek olmasıdır. Arkadaşlar burada bakın özellik isim, nasıl özellik? Önemli özellik niteleme sıfatı.
Ülke isim, nasıl ülke? Gelişmiş ülke. Burası da niteleme sıfatı. Dikkat edecek olursanız bu iki niteleme sıfatlarında arkadaşlar yapım eki kullanılmış. Burada çekim eki kullanılmamış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan toplumsal bir araçtır. Araç isim, nasıl araç? Toplumsal araç, niteleme sıfatı. Burası da arkadaşlar yapım eki almış. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Ağrı, Türkiye'nin en yüksek dağıdır bana göre. Dağ isim, nasıl dağ? Yüksek dağ. Burası da arkadaşlar niteleme sıfatıdır. Bakın burası da kök halindedir. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş oluruz. Sanat, pek çok toplumun yaşantısını ayna tutar. Toplum isim, ne kadar toplum? Pek çok toplum. Buradaki çok sözcüğü arkadaşlar belgisi sıfattır. Bakın bu da kök halinde kullanılmış. O yüzden biz D seçeneğini de elemiş oluruz. E seçeneğinde ise son yıllardaki yangınlarda güzelim ormanlarımızın çoğu kül oldu. Bakın orman isim, nasıl ormanlar? Güzelim ormanlar, niteleme sıfatı. Güzel isim kökü, benim güzelim dersen buradaki im eki nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Dolayısıyla bunun çekim eki aldığını görüyoruz niteleme sıfatının. Yine aynı şekilde yangın isim, hangi yangınlar? Son yıllardaki yangınlar. Hangi sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır. Bakın yıl isim, lar çoğul eki, dağda bulunma harekedir. Buradaki ki'yi almıyoruz çünkü bu sıfat yapan ki. Burada da iki tane çekim eki kullanılmış. Dolayısıyla E seçeneğinde yer alan yıllardaki ve güzelim sözcükleri çekim eki almış. Yukarıdaki açıklamaya aykırı olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümlede numaralanmış bölümlerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Zengin canlı türleri. Tür isim, nasıl türler? Zengin türler, niteleme sıfatı. Nasıl türler? Canlı türler, niteleme sıfatı. Burada sıfat kullanılmış, bunu elemiş oluruz. Suyla kaplı zemini. Zemin isim, nasıl zemin? Suyla kaplı zemin. Burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş olduk. Tatlı ve tuzlu gölleri. Göl isim, nasıl göller? Tatlı ve tuzlu göller. Burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Dört dursun. Benzersiz bir yeşil evren. Evren isim, nasıl evren? Benzersiz bir yeşil evren. Burası da niteleme sıfatıdır. Bunu da elemiş olduk. Şimdi kumullar isim, ne kumulları? Kıyı kumulları. Burası da isim olur. Bakın belirtisiz isim tamlaması kurmuş. Ve buradaki sözcük de arkadaşlar isim görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Tutulmuş bir aynadır derken ayna isim. Nasıl ayna? Tutulmuş bir ayna, niteleme sıfatı. Bunu elemiş oluruz. Eser isim. Hangi eser? Her eser. Her sözcüğü bakın burada nedir? Belgisi sıfattır. O yüzden biz 4'ü de elemiş oluruz. Yaşadığı toplum. Toplum isim. Nasıl toplum ya da hangi toplum? Yaşadığı toplum. Hangi sorusuna cevap verdiği için burası arkadaşlar işaret sıfatıdır. Bunu da elemiş oluruz. Sanatın temel işlevi. Bakın sanatın işlevi. Burası belirtili isim tamlaması. İşlev isim. Nasıl işlev? Temel işlev. Temel sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Burada da sıfat var. Bunu da elemiş oluruz. Halkının yaşantısı derse belirtili isim tamlaması kuruyor. Tamlayan ek almış. Tamlanan da iyelik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması var. Dolayısıyla sıfatın olmadığı görülmekte arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, 13. soruya geldik. 13. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz sıfat görevinde kullanılmamıştır? Hazırlanan yemek derken bakın yemek isim. Hangi yemek? Hazırlanan yemek. Burası hangi sorusuna cevap verdiği için nedir? İşaret sıfatıdır. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Bu iş derken yine iş isim. Hangi iş? Bu iş. İsmi işaret yoluyla belirttiği için burası işaret sıfatıdır. B seçeneğini de elemiş oluruz. Çoğu zaman. Zaman isim. Hangi zaman?
çoğu zaman, çoğu sözcüğü ismi belirtmiş, net olarak belli olmadığı için burası belgesiz sıfattır. O yüzden bunu denemiş oluruz. El değmemiş, duru bir kaynaktır derken, bakın kaynak isim, nasıl kaynak, el değmemiş kaynak, burası da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Bunu denemiş oluruz. Akşamleyin buradan ayrılırken hepimize can sağlığı diledi cümlesinde. Şimdi birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. O yüzden can sözcüğü de isim görevindedir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.